Evet sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hemen sıcağı sıcağına gelişmelerle başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de sakatlık konusunda iyi gelişmeler varken kötü gelişmeler de var. Ferdi Kadıoğlu dün itibariyle takımla çalışmalara başladı. Yani bir aksilik olmazsa görev verilmesi halinde cumartesi günü maçtan oynayabilecek herhangi bir eksiği, gediği, sıkıntısı kalmadı. Ancak o böyleyken A milli takımda Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle İtalya ile oynayacak hazırlık maçı kadrosundan çıkarıldı. Haberi geldi. Hani bu haberin çok çok detayına girmedik. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ya da sakatlığın boyutu nedir? Çok çok fazla girmedim arkadaşlar. Ama şu bir gerçek, hani Allah muhafaza çok 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 mühim olsaydı herhalde kulübümüzden resmi bir açıklama olurdu. Şimdi kulübümüzün önündeki 3 maçta 3 sarı kırmızılı takımla, hani Kayserispor deplasmanı, Galatasaray ve Göztepe ile evimizde oynayacağımız 3 maç şeklinde. Aslında bakarsanız benim için üçü de üçü de kendimizde gibi oluyor. Ama yani inşallah çok sıkıntı değildir. Bazı arkadaşlar şu mağazdan açmışlar. Yok efendim diyor, Atilla Salahi de sakatlandı. Salahi'den sonra Serdar Aziz'in de böyle olmasa sıkıntı. İşte kaybetmiş olduk. Kim Minji sarı kart sınırında. Bir şey olursa şimdi Galatasaray derbisinde bunlardan mahrum kalacağız falan filan diyor. Yani Tisserand oynar şu bu diyor. Arkadaşlar bakın. Bir Fenerbahçeli'nin bir Galatasaray derbisinde çekilmesi mantıklı değil. Çünkü yıllardır psikolojik üstünlük Fenerbahçe'nin elindeydi. Hani bunu dalga geçmek amacıyla söylemiyorum. Ama tabii Fenerbahçe şansını da şey yapmamak lazım. Es geçmemek lazım. Fenerbahçe'de Bora Aydınlık'la sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varılmış. Meşhur bir duyumcu onu paylaşmış. Bora'yı 6 aydır MLS takımlarından Orlando City ve Kansas City izliyordu. Oyuncu için iki takımın da yetkilileri olumlu referans verdi. Fakat Fenerbahçe hızlı davrandı diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Futbolcular, artık altyapıdaki futbolcular Fenerbahçe'de A takıma yükselip A takımda coşabileceklerini biliyor. Bu arada bu ara Aydınlık'tan ilgili hocam ne bu Amerika sevdası diye demiyorsunuzdur herhalde. Transfermarkt'a girin. Doğum yerim Miami Beach. Yani 1.81 boyunda sol kanat oyuncusu, 16 yaşında. Ve 2020 Ağustos ayından beri altyapımızda, bu sezon 14 maçta 3 golü var 939 dakikalık sürede. Yani bu da iyi bir şey. En azından futbolcu geliştikçe gözler hep, yani Amerikalıların gözü hep futbolcumuzda olur. Bu da iyi bir şey. Hani Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yapılanma, bir akıllanma oldu biliyorsunuz. O akıllanma da işe yarıyor. Bu arada Dimitris Pelkas Karadağ Yunanistan maçına ilk 11'de başlıyor, onu da belirteyim. Şimdi bir sıkıntımız var. Mesut Özil ve Ozan Tufan. Şimdi sosyal medyayı takip etmişsinizdir. Ozan Tufan'ı Başakşehir istiyor. Sene sonu için Emre abisi çok istiyor. Duyumlarını gördünüz. Normal. Sıkça görürsünüz artık. Yani bilgisi olan da bilgisi olmayan da tahmin yürütür. Ya transfer dönemlerinin en şey özelliği budur. Hani mesela birisi çıkar ortaya der ki ya şu gelmeyecek arkadaş. Kandırmayın insanları der. 40 tane akıllı peşinden gider. Şimdi burada olay farklı. Mesut'la Ozan'ın avukatları oyuncuların savunmasını yapmadığını ve bunun aykırı olduğunu kulübe iletmişler. İki oyuncuya aniden kadro dışı kaldıkları iletilmiş. Arkadaşlar bu tüzük olarak doğru değil. Yani bu nasıl anlatayım size? Şey gibi, yani mahkeme olmadan cezaevine atmak gibi bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Hani Mesut'la Ozan'ın affedilme durumu var mı diyorlar. Affedilme durumları yok. Ama kadroya dönme durumları var. Şu şekilde söyleyeyim size. Şimdi Mesut'la Ozan'ın akıbeti tam net değil. Ama yani yapılan bildiri var oyunculara. O bildiriye göre oyuncular affedilecek. Affedilecek. Yani oyuncular sadece izin verildi. Hani kafalarını toplasın diye. Kadro dışı değil de izin verildi. Ha, sosyal medyada kadro dışı olarak aktarıldı. Ya ben şunu söyleyeyim.
En az hasarlı atlatalım da nasıl olursa olsun. Nacho Monreal demiş ki Mesut Özil Arsenal'in en iyi oyuncularından biriydi. En iyi kazanan oyuncularından biriydi ama Arsenal için istenilen seviyede olmadığını gördüler. Takım da herkesle arası iyiydi ama sakatlığı nedeniyle çok maç kaçırdı demiş. Hayırlısı olsun. İşte Berke'nin yeni takımı diye bir haber gördüm. Bu Fenerbahçe'nin sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Berke Özer, Westerlo yolcusu demiş. Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Kiralık olarak 2 sezon formasını giydi. Belçika ekibine geri dönmek istiyor. Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo 2 Nisan'da oynayacağı Lommel maçını kazanması halinde en üst lige yükselecekmiş. Keşke yükselse bir iki tane futbolcu verirdik belki. Ama Belçika Ligi'nin tırtlığını görüyorsunuz. Belçika Ligi'nin özelliğini görüyorsunuz. Ben Berke'yle ilgili dediğim gibi kurşunumu atmıyorum. Size de atmamanızı tavsiye ediyorum. Beklemede kalın. Süper Lig'de piyasa değerini yükselten 5 isim diye bir haber yapmışlar. 4 tane isim paylaşmışlar. Şimdi Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 diyor ama Fenerbahçe'den çok oyuncu piyasa değerini yükseltti. Yani takımları değil kendileri parladı diyor. Ya Galatasaray küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor diyor. Elinde sadece lig ikinciliği kalan, umutlarını son 8'e taşıyan Fenerbahçe sahada mutlu olmadı diyor. İşte Atilla Salahi'yi söylüyor. Yani 2020-2021 devre arasında aldığı Atilla Salahi 8 milyon euro yükselişte piyasa değerini 15'e çıkardı diyor. Yani 15 az bile taraftarımıza sorsak. Kerem Aktürkoğlu bedelsiz katıldı. 7,5 milyon euro artışta 11 milyon euro değere ulaştı diyor. Kerem'in hani evet hızı var, sürati var ama o hız sürate sahip birçok futbolcu olduğu için piyasası yükselir mi bilmiyorum. Bir de Türk pasaportu var. Yani Salahi'nin Macar pasaportu olması. İş yapıyorum. Kim Minji 7 milyon euro yükselişte listenin 3. sırasında yer buluyor. Victor Nelson'u söylüyor. Kopenhag'dan gelen 5 milyon euro diyor. Hayır 7 milyon euro Transfermarkt'ta bile yazıyor. Yani yalan haber yapmasa sabah keşke. Ya, Transfermarkt'ta 7 yazıyor. Bak 4 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu 3,8'de takip etti. Yani Ferdi 8'e yükseldi. Yani değer artışında muhtemelen Ferdi'yi 4. isim olarak aktarmıştır. 5. isim olarak. Ama Altay Bayındır 15'e çıktı. Yani onu da söyleyeyim. Bu isimlerden kulüplerine para kazandırabilecekler sadece Kerem Aktürkoğlu, Kim Minji, Atilla Salahi gibi Ferdi ile uzun yıllar devam edilebilir gibi. Gelelim Kasımpaşa Bahçe'ye. Ney? Şey, Fenerbahçe'ye pardon. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer gündeminde yer alan isimlerine. Şimdi bununla ilgili ben çok ciddi bir araştırma da yaptım. Şimdi Fenerbahçe 3 ismi gözüne kestirmiş Kasımpaşa'dan. Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak istiyor demiş. Yıldızları parlayan 3 yerli için harekat başlattı. Sadece ilk 11'de 4 yerli oynayacak. Kim o isimler? Eren Elmalı 1. Doğucan Haspolat 2. Umut Bozok 3. Bu arada arkadaşlar Umut Bozok hariç yani diğer 2 isim zaten ex aşkımız diğer 2 isim. Hatta Doğucan'la ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçından önceydi sanırım. Sanırım Fenerbahçe maçından önceydi. Doğucan'la ilgili teknik direktörü de bir açıklamada bulundu. Hani elimizde Doğucan var. Tam Fenerbahçe ayarında gibisinden. Piyasa değeri 525 bin euro ama siz ona aldanmayın. 22 yaşında. Şimdi bonservisleri yüksek diyor. Eren'in 2025'e kadar şeyi var. 21 yaşında. Bonservis bedeli 2,5'a kadar yükselmiş durumda. Doğucan teknik kapasitesi oyun aklıyla farkını hissettirdi. Bir yıllık daha kontratı var. 1 milyon euro istiyor Kasımpaşa demiş. Etti 3,5. Umut Bozok için de 4 istiyor demiş. Etti 7,5. Hemen bugün alırım. Hemen bugün alırım. Umut Bozok 25 yaşında 14 golü var. Yani asist sayısına da bakarsanız anlarsınız. Eren Elmalı'yı Trabzon istiyor demiş. 27 maçta 2 asisti var. Ya Trabzon ilgileniyor ama Eren iyi bir Fenerbahçeli. Yani ben şunu söyleyeyim.
Eren eğer Fenerbahçe lan biz almıyoruz demezse, yani Fenerbahçe tamam biz almıyoruz arkadaş kalsın demezse, Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı. Ha, haber böyle söylüyor. İki futbolcu için, şey, üç futbolcu için 7,5 diyor ama sosyal medyada ben bir duyumcu arkadaştan gördüm. Duyumcu arkadaş diyor ki Kasımpaşa Eren ve Umut için 12 milyon euro istiyor. 6'şar milyon euro demiş. Yani brüş derler adama 6 milyona. Ben Eren için Fenerbahçe'ye 3 dediklerinden eminim. Yani dönem içinde 3'tü. Sonra yükseldim bilmiyorum. Umut Bozok'un şöyle bir özelliği var. Umut Bozok koyu bir Galatasaraylı. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın listesinde bir isim, hatta Burak Elmas anlaştıydı desem yalan olmaz. Ama Burak Elmas artık ibra edilmeyecek ve eğer mahkemeye başvurmazsa Burak Elmas yeni seçimde aday bile olamayacak. Onu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, ha, futbolcunun takımı paradır. Bazen gerçekten futbolcunun takımı para olabiliyor. Bakıp göreceğiz. Ama gerçekten şu tandemde UEFA'dan da bir beklentimiz var. UEFA ile bir görüşmemiz var. Yani o görüşmeden ne sonuç çıkacak, ne edecek. Hani bilmiyorum. Geçen hafta UEFA yetkilileriyle bir görüşme vardı. Detaylı sunumlar vesaire yapıldı hatırlarsınız. Yani İsviçre'de de bir görüşme yapılacak. Mart ayının son haftasındayız. Nisan'ın ilk haftasında yapılacak bu görüşme. Daha önce de bir ay önce falan belirtmiştim hatırlarsınız. Orada eğer financial fair play düzenlenmezse, yani o zaman büyük sıkıntılar var. O zaman büyük sıkıntılar var. Misal veriyorum, Kasımpaşa ile bazı takasa girilebilir. Ya ben şunu söyleyeyim, mesela Fenerbahçe'de bir futbolcu isteği var, Ertuğrul Taşkıran diye. Şimdi eğer Fenerbahçe ceza alırsa financial fair play'den, o zaman Ertuğrul Taşkıran da yatar. Berke ile de uzatılır. Altay'la devam kem. Belki Eren Elmalı zorlanabilir. Ama Doğucan bekletilir. Hani bir sene geç gelsin ne olacak denir. Sözleşmesi bitsin gelsin denir. Umut Bozok için ben zannetmiyorum Fenerbahçe'nin yani alabileceğini zannetmiyorum. Ben Umut Bozok konusunu kapatayım. Ama diğer 3 isim konusunda Doğucan'la ilgimiz vardı. Hatta bize önerilmişti. Biz takipteydik. Alıcı gözle de bakın diyordum hatırlarsanız. Bir, Eren Elmalı iyi bir Fenerbahçe taraftarı. İki, Ertuğrul Taşkıran o da iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Zaten altyapımızdan yetişti. Hani Altay Ertuğrul'u uzun zamandır dile getiriyorum. Bakalım sonuç ne olacak ama Kasımpaşa Bahçe'ye hazır olun. İşte Çağatay da oradan gelmişti hatırlayın. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Videomuza bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere inşallah.